daha gencecik, hayat dolu bir kızdı Begüm. Yüksek dozda uyuşturucu kullandığı için hayatını kaybetti. Acılı anne baba başka Begümler hayattan kopmasın diye yıllarca mücadele verdi. Kızının ölümünün yıl dönümünde de yaşadıklarını Şob Haber'e anlattı. Onu buna alıştıran bir öbür tarafta rahat bırakmayacağım ben. Allah'ın huzurunda rahat bırakmayacağım onları ben. Bu sözlerle uğurlamıştı uyuşturucuya kurban verdiği kızını son yolculuğuna. Begüm olmadan tam 8 yıl geçti. Gözü yaşlı annenin acısı bir an olsun dinmedi. Nasıl ve neden başladığını ben hala bilmiyorum. Kendisi itiraf etmeseydi belki de hiç bilmeyecektik. Anneme sakın söylemeyin, dayanamaz demiş. Begüm 19 yaşında lise öğrencisiydi bu illete başladığında. Eski erkek arkadaşı genç kızı uyuşturucu bataklığına sürüklemişti. Ama Begüm kurtulmayı çok istedi. Kendisi istedi amateme yatmayı, biz de hemen başvurduk amateme, yattı. Bu yaşta olup da kendi isteğiyle gelip yatan çok azdır dediler. Amatemde tedavi gören genç kız tam kurtuldum derken kimya öğretmeni olan bir başka hastayla tanıştı. Tedavileri bittikten sonra da uyuşturucu bağımlısı kadın Begüm'ün peşini bırakmadı. Amatemde edindiği o torbacı arkadaş bizim evin köşesinde bekliyormuş meğerse sabahları. Onun da teşhisini apartman görevlisi yaptı Begüm öldükten sonra. Çünkü bu torbacının resimleri gazetede çıkınca, aa ben bunu görüyordum bizim evin köşesinde dedi. Ne kadar ceza aldı? 7 yıl civarında. Yaşı reşit olduğu için, zorla da içirilmediği için hiçbir şey yapılamadı. O daha başka genç kızları da alıştırmaya devam ediyor. Yani bu 8 yıl süre içinde 4 tane kızın ailesini tanıdım. Ve 18'den küçüklerdi. Annesinin haberi olmadı Begüm'ün yeniden o zehre başladığından. Zaten genç kızın son çırpınışına da ömrü yetmedi. En son vefatından 3 gün önce görüşmüştük. Büyükada'ya gelmişti bana. Kendini iyi hissetmediğini söyledi. Gene uyuşturucuya başladığını söylemedi bana ama kendimi iyi hissetmiyorum, depresyonda mıyım acaba falan dedi. Doktora tekrar gitsem dedi. Randevu aldık. 10 gün sonra randevu alabildik. Ama 3 gün sonra vefat etti. Kızının aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle öldüğü gün Yeşim Gökpınar'ın feryadı birçok ailenin kulaklarında çınladı. Onu buna alıştıran bir öbür tarafta rahat bırakmayacağım ben. Allah'ın huzurunda rahat bırakmayacağım onları ben. Acılı anne başka Begümler ölmesin, çocuklar kötü alışkanlıklar ve arkadaşlıklar edinmesin diye ömrünü adadı. Hakikaten kendimi uyuşturucu konusunda geliştirirdim. Yani öğrenirdim. Bana uğramaz demezdim şimdiki aklım olsaydı. Bir küçük sanat merkezi açtım, bale ve müzik merkezi. Bir yardım grubu açtım ben. Köy çocuklarına yardım kampanyaları 7 yıldır devam ettiriyorum. Begüm'ün resmi dövme olarak kolunda. Bir de hatıralarda yaşıyor artık. O zorlu günleri Begüm'ün ölümünün ardından sahiplendiği köpeği Tango ile atlattı. Tango ile arasında çok özel bir bağ var. Tango'yu bana otobüs firmasına koyup yolladılar. Karnesi geldiğinde bir baktım ki 1 Eylül 2011 doğumlu. Begüm'ün öldüğü gün. Yeşim Gökpınar evladını kaybettiği günden beri ulaşabildiği her kanaldan ailelere ulaşıyor ve uyarılarda bulunuyor. Her an herkesin başına gelebilir. Bizim geldiği gibi herkesin başına gelebilir. Onun için çocukların üstüne çok sıkı durup araştırsınlar. Rahmetli çocukların üstüne çok durmalılar. Çünkü onları çok çabuk kandırıyorlar.